Arkadaşlar yoğun bir istek var. Bir talep var. Aydın Ataman başkanımla bugün beraberiz. Misafirlerimiz var. Göstermeyeceğim. Başkanlarımız var. Başkanlarımız var. Şimdi yoğun bir istek var Aydın abi. Diyorlar ki Aydın abinin boz kirlerden, kirlerden, bozlardan, dumanlardan ne zaman bir daha çıkartacaksın diye. Aydın abi senden bir açıklama bekliyoruz abi. Arkadaşlar ben damızlığa ayırdığım kuşlarım var. Ama arkadaşlarımla benim şirketlerimde olan kuşları toplayacağım. Bir 50'ye yakın bir kuş daha çıkaracağız. Bu 50'ye yakın bir kuş son kuşlar. Bugün de bir kuşumuz uçtu. Kuşumuz şanssızlığına denk geldi. 3 kere 5 takla vurdu, inanmadı 3 takla vurdu. Bu kuşa konuşanlar varmış. Kim Türkiye'de bende iyi kuş var diyorsa bu kuş Cuma'ya akşamına kadar Türkiye'de herkese uçar. Çayına da uçar, çorbasına da. Ha çok ağır ise başka şeye de uçar. Biz kimseye parayla pulla baskını yapmıyoruz. Çaya da uçar, çorbaya da uçar. Tevhisimde de paylaştım. Kimseye büyük konuşmuyorum. Kimseye küçümsemiyorum. Ama bu kuşta kafoptan varsa bu kuş Türkiye'de herkese uçar. Peki Aydın abi bir şey daha soracağım sana. Şimdi senin kümesinden almadığımız kuşlar var. Gidiyoruz başka kümesten alıyoruz. Benim kuşum kardeşim. Şimdi ben onlarla alakalı. Olmayan hiçbir kuş sahip çıkmam. Ben sana her verdiğim kuşa ne dedim? Arkasındayım. Ben kuşların arkasındayım. Evet. Şu anda Türkiye'de kim almışsa 100'e yakın sattık mı? Evet abi. 100'e yakın sattık değil mi aynen, kardeşim? Aynen abi. Bir tane şikayetçi olan varsa gelsin kuşu getirsin istediği parayı verirse iki katını verir. Bizi alan bir daha arar. Biz kimseyi kandırmanın peşindeyiz. Allah razı olsun. Ha, biz de lafım kuşumuzun arkasındayız, lafımızın arkasındayız. Kim diyorsa ki abi bu kuşu niye bana verdin? Gelsin iki katını alsın gitsin. Peki bu kuş hakkında uçan kuşu ben de yakından bildiğim için bir şey daha sorayım. Uçan kuş yan gitti diyenler var. Yatırdı şimdi, diyenler var. Artık, hedeften çıktı diyenler var. Şimdi bunu Necdet kardeşimiz bugün çekti. Evet. Orada olan kardeşlerimiz ağır misafir abilerimiz var. Evet. Böyle parayla pula temas edemez de lafına yanaşamazlar. Yanına gelmeyecek insanlar. Burada kendileri çekmiyor Allah kendilerini. Allah daha büyük etsin kendilerini. O insanların olduğu yerde bu kuş seyredildi. Çekebilir miyim? Müsaade var mı abi? Kim ne diyorsa şerefsizlik yapar. Evet. Bizim kuşumuz teras gibi yerde uçtuğu için yan gözüküyor. Necdet bugün çekti. Benim kuşum yanman gitmiyor kardeşim. Bizim kuşumuz daha da İsmet kardeşimin kuşu. Ben bunları İsmet kardeşime anne babalarını verdim. Bu kardeşim yavru aldı. Abi ben başka kuş beslemeyeceğim dedi. Bu kuşlara evet. Hizmet ediyor. Evet. Bu çocuğun hakkını niye şerefsizlik yapıyor? Evet. Bu kuşlar dişili, erkekli. Kim iddiaya girerse kim bende iyi var diyorsa dişi de hazır kanatları duruyor. Bir hafta yatıyor erkek de. Bizde iyisi var kim diyorsa. Lafla lamla lüm ne olmaz. İcraatla gösterecek bu kuşların ikisi de dişil erkek iki kardeş. Türkiye'de kimde bende iyi kuş var diyorsa uçar kardeş. Cuma akşamına duracak. Cuma akşamı 8'de kaldıracağım. Cuma akşamı 8'den sonra konuşacağım bocak olur. Evet. Cuma akşamı 8'de kaldıracağım derken yani iddia bitiyor arkadaşlar. İddia yok. O kardeşim güle güle beslesin artık. Benden de çık. Zaten benden çıkmış bir kuşlar. Hayırlı gör. Kimse bunun lamanın cimini yapmasın. Çok konuşuluyor. Boş konuşuluyor. Allah razı olsun abi. Kuşumuz havada. Yumurta da tavada. Teşekkür ederim. Ha, senden böyle bir açıklama aldığım için. Misafirlerimiz geldiler. Benim başım kardeşim seyretmeye geldi. Başkanımız seyretmeye geldi. Kimse lamanın cimini etmesin bu iş. Murat evet. Kardeşimiz zaten ayrı bir ekol. Biz kimsenin malında mülkünde göz olamayan benim. Bu saatten sonra da kuştan hiçbir şey beklemiyorum. Kimse lambucumu yapmasın. Bizim kuştan gelecek ne paraya ihtiyacımız var. Bir de bu saatinde dostluk lazım. Abi kardeşlik lazım. Gelen misafirim başımın tacı. Ne güzel böyle abilerimiz geldi bugün. Benim abim kardeşim orada bize sahip çıkmış. Ağrı gibi bir yerde abim olmuş. Bak Sebahattin abime bak. Bak. Allah'ım bir aslanı. İyi aslanı. Sebahattin abimiz. Kendini tanıtsın istersen. Sebahattin abimiz Ağrı'da. Kimse konuş abi. Şey, kız onu. Ağrı Kümese Vuran Dernek Başkanı Sebahattin Akta. Bugün gerçekten Aydın abiyle kuşunu izledik de yani o pisten çıktı dediler. Yok yan gitti. Ben onu görmedim. Kendim de o kuşun ta inene kadar da seyrettim. O kuşun 5 kere o son dakikalarında en az 20 dakika inmeye yakın o kuş inmeye geldi bir sefer 3 takla vurdu inemedi. İkinci sefer 5 takla vurdu
Yine pistten yani. Çıktı. O arada böyle kısa tur attı. O arada ayaklarını açtı, indi. O tabii onun kendi tüzüklerine göre bize de böyle takras kuş elde ve kuş kaybediyor. Ama kesinlikle kuş 9 takla, 7 takla, bazen 6 taklayla gitti. Bazen 7 taklayı vurdu. En az gittiği seferler 35 metre vardı. 40 sefer metresi vardı. 20 metresi vardı. Gerçekten kuş çok güzeldi. Yani ben... Geldiğine değdi mi abi ağrıdan buraya? Ağrıdan buraya geldiğine değdi mi yani? Geldi. Gerçekten değdi. Kuşu seyrettim. Kuş sahibine, İsmet'e de ve Aydın abiye de teşekkür ettim. Özellikle de sana... Estağfurullah. Çok teşekkür ederim canım. Elimi sağlık. Rahmi sağlık konuştun. Evet. Estağfurullah abi. Rahmi sağlık konuştun. Konuş abi. Rasim abi. Ben ne konuşayım? Benim için konuş, Türkiye'de abi. Ekol, eğer kuş konusunda iddia edilen biri varsa, eğer kuş oynuyor diyen biri varsa Aydın'dır. Aydın'ın kuşundan üstün kuş varsa herkes camiye açıyor. Odur meydan. Herkes evet, odur meydan. Herkes kuş uçuruyor kupaya. Hadi buyurun. Sezon bitecek. Uçuran kişi sayısı ne? Evet. Ben de dahil. Dereceye giremedik. Evet. Yani. Arkadaşlar Rasim abimiz de çok değerli bir abimizdir. Genelde aynı kuşlar besleniyor bu ortamda. Yani. Evet, Rasim abimiz de bizim çok sevdiğimiz büyük üstadlardan bak. Böyle ya, büyük üstadlar. Aydın. İnmesi de bir şans yani. Bazı şahıslar tarafından bazı illere kötülendiği için insanlar diyor ki Aydın için şöyle. Değil öyle bir şey. Alsınlar kuşunu. Uçuranlara alıp da uçuranlara baksınlar kardeşim. Her şey açık. Bugün camia elektronik bir şey midir? Herkese internet, telefon var mı? Herkes her yerde. Hangi kuş ne yapıyor herkes görüyor. Evet. Buyurun. Gizli saklı hiçbir şey kaldı mı? Evet. Nasıl? Kalmaz. Tüfek icat oldu. Mertlik bozuldu. İnternet çıktı. Ha buyurun. Kuşlu herkes baksın. Şey o kadar. İyi kuş nerede? Herkes Facebook'tan görüyor. Baksın herkes. Allah razı olsun. Ben Aydın'ın kuşunu besliyorum. Memnun muyum? Sonuna kadar memnun. Kaç yaşındasın Rasim abi? 56 yaşındayım. Maşallah. 49 senedir kuş beslerim. Aydın 35 senelik arkadaşım. Evet. Daha ne yapayım? Allah muhafet sizi artırsın. Önce besledim kuşlar. Araptı. Şimdi besledim kuşlar. Boz dumanlı, boz kirli, boz. Evet. Bu. Doğru yorum oldun. Doğru mu? Doğru. Yani her şey yaşla değil. Her şeyi yaşayarak öğrenecek. Rasim abi peki böyle olsa ben de aynı kuşları beslediğim için evet. Sana soruyorum. Şimdi Aydın abinin kötü kuşu olsa. Evet. Kötü olsa sen bu kuşları 30 senedir besler misin abi? Mümkün mü? Sen besler misin? Beslemem. Yem verir misin? Mümkün değil. Veya arkadaşlığını idame ettirebilir misin? Tavsiye mümkün etmem. Mümkün değil. Evet. Benim arkadaşım. Ben memnunum. İyi ki böyle bir arkadaşım var. Evet. Allah razı olsun. Allah sağlasın. Yani... Her gün değişik misafirlerimiz geliyor. Bak, evet. Şehir dışlarından çok bu kuşlardan çok memnuniyetler geliyor. Canlı yayınları yapan sensin evet. Basri. Gelenleri sen görüyorsun. Evet çok. Yani her ben başta Aydın abi olmak üzere evet. Bütün bu kuşları gerçek anlamda uçuran arkadaşlara herkese teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda uçuran arkadaşlar. Şimdi evet. Şu var. İnsanlar kuşu uçuruyor. Kuş %60, %70 içinde ne varsa onu yapar. Geri kalan %30'u seyis. Şimdi insanda seyislik yok. Adam gelmiş 35 yaşına kuşçuluğa başlamış. Aydın'dan kuş almış. Abi senin kuşun böyle. Kardeşim senin zaten 35 yaşında kuşçuluğa başlamışsın. Sen ne bekliyorsun? Bir kuşun yerine alışma süresi ne kadardır? Başkanlarımız da biliyor bunu işte. Alışması 45 gündür. Kuşu bir haftada alıştırırsın, 10 günde alıştırırsın. Kuşu uçurursun. Adapte olamaz. Kuş mümkün değil adapte olması kardeşim. Kuş uçacak, ezberleyecek, atıp gelecek, kendine yer yapacak. Bunlar bir ay. Evet. Belki daha fazla da sürebiliyor kuşu. Evet. Hele iki kuş için bunlar. Sırf sıkıntı. Doğru söylüyorsun. Yani abi. Hemen yer yapacak. Abi. Nereden gelecek? Nereden atlayacak? Rasim abi ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün de misafirlerimizi ağırladık. İyi kötü birkaç tane kuş uçurduk inşallah. Tamam. Ya senin de kuşlarını beğendik. Memnun etmişsinizdir. Gerçekten uçurduğun kuşlar da güzel. Sana da bu yakışır. Allah razı olsun. Başkanıma o telefona görünmek istemiyor pek. Benim abi Melik abi konuşacak mısın? Yok konuşmayacağım dedi. Kardeşim. Selamünaleyküm cümleten herkese. Herkese hayırlı akşamlar. Aydın abimle beraberiz. Bugün Türkiye'nin büyük kuşçuları geldi hepsi. Herkes de buradaydı. Yaşar amca, Trenci Yaşar amcamız, Karan Mustafa, Rüştü Gürhanlı. Evet, büyük kuşçuların hepsi de buradaydı.
Türkiye geneli ilk 40 sıralamasının 5 kişisi buradaydı. İlk sıralamaların. Evet. İlk 10 mu? 10 diyor. 40. Ben kimi 40 kişi? Yok yok. Yok. 40'ın ilk 5'i buradaydı dedim ben. İlk 5, 1, 2, 3 burada. He. Zaten bana Türkiye'de deseler ki, bak bana şu anda Türkiye'de deseler ki, abi bana 5 tane kurt tutay. Yemin ederim 3'ten sonrası parmak yok. He. Niye? Bu bir ticari olmuş. Evet. Herkes satma peşinde gezmiş. Evet. Eskiden kuş satmak ayıptı kardeşim. Evet. Bir dostum, bir arkadaşım kuş dediği zaman uyuyamazdım sabahı. Evet. Aman ben bunu niye vermedim? Neden etmedim? Şimdi zengini de, fakırı da, fukarası da uçuşma değil. Evet. Aman bir tane satayım 5 bin lira falan cihaz attım. Evet. Şu internet denen bir illet çıktı ya. Evet. Orada kuş satma peşinde gez. Evet. Arkadaşlar ilk önce kuş oynatın. Kuşu oynatın. Abi kuşumuz oynuyor, kimse almıyor ya, bizim kuşumuz niye satmıyor dersen ataman arayın. Bak bir de arıyor. Ataman arayın. Ben size ne diyorsanız Avrupalı, Almancı, Fransız, İngiliz'den daha çok paralara ben aldım. Kimseyi kandırmaya çalışmayın. Beni kandırın benim. Oynayan kuşun ben hastasıyım. Ben de oynayan kuş arıyorum. Daha iyi olur da alacak. Doğru mu arkadaşlar? Doğru, doğru. Ben de arıyorum, sohbet edemiyorum. Ben daha iyi kuşu bulursam vallahi ben alacağım ya. Abi gel, sen iyi kuş oynuyormuşsun. Uçurun. Bir gün seyredeyim, bir gün dinlendireyim, bir gün seyredeyim. Hatta yapışır da iki gün dinlendireyim, seyredeyim. Ben alacağım kardeş. Hiç Fransız, Alman, Yugoslav aramayın. Ha işte salağın biri benim, beni kandırın ya. Ben yılların paraları verdim. Benim verdiğim paraları kimse veremez. Zengin, fakir kimse veremez kardeş. En büyük para Türkiye'de ben verdim. Ben. Kandırmadan. Ama iyisini aldım ve başardım. Bu durumlara geldim. Kimse zartut etmez. İyi kuşu satmak isteyen kimseyle kötü olma kardeş. Kupaya giremiyorsan paranı vereyim. Kupaya uçuramıyorsan ben uçurayım diyorum. Herkes de bir gün açayım. Aydın abi çok eleştiri var. Alıyorsun peki şimdi. Ben eleştirinin seviyesini biliyorum. Şimdi karın bizim kuşçulukta çok iyi arkadaşlarım da. Kuşçuları çok seviyorum. Kuşçular kötü değil. Her zaman söylüyorsun bu kuşçuları çok seviyorum. Kuşçular inanın çok iyi insanlar. Kuşçular o kadar temiz ki dışarıda bir işin düşsün. Ne işin varsa hepsi canını verir. Evet. Ama bu kuş sıkkımına gelince benim kuşum daha iyi diyor. Orada tartışmaya giriyoruz. La kardeşim hepimizin ortak noktası iyi kuşu bulmak. Ama adam benim diyor. Karnı çekmiyor. Oynayanı kötü diyor. Kuşçuların tek kötü yanı affedersin kadın gibi bayan gibi bayanlara garip olmasın da onlar gibi dedikodu yapmaz. Açık olun arkadaşlar, açık olun. Mesela bugün uçan kuş hakkında ben birkaç senden sonra duyum aldım. Dediler ki bugün kupa uçan kuşun sen anneyi, babayı, daha dede ebelerini satmışsın bu kuşları daha önce. Ben kardeşim bak ben bu işin ticaretini yapıyorum. Tabii. Benim bir mesleğim, başka bir işim yok. Evet. Ben bunu 30 yıldır yapıyorum. Benim kuş satmam ayıpsa millet etek giyip gezmesin. Evet. Trilyarlık adamları ben kuşumu satarım ama ben kuşumun damızlığımı bırakmam ve arkasındayım. Hangi kuşumu satmışsam benim sattığım bir adam desin ki bak abi bu canlı yayında söylüyorum. Evet. Bağlansın veya sonra bağlansın. Evet. Abi beni kandırdın, bana kötü kuş verdin, niye bunu yaptın diyen bir adam varsa ben ona bütün canlı yayında herkesin özür dileyeceğim. Mesela senin iki gün önce, iki üç gün oluyor beraberdik hatta, iki tane kümesine yaklaşık 40 tane kuşuna 200 bin lira para verdiler, vermedin. Benim merakım var. Benim evet. Her şeyim, hayatım bunlar. Benim bir yavrum vardı, evlendirdim gitti. Geri kalan hayatım benim bu kuşların endeksi. Ha bir de benim kuşları çalacaklarmış, çaldıracaklarmış. Yapmayın arkadaşlar, gelin kim ne istiyorsa insan gibi vereceğim. Ama evet. Sakın ha, sakın. Sakın benim kuşlarımı çaldırmaya, o planlara kimse geçmesin. Evet. Kim ne istiyor gelip vereceğim. Canım yanarsa çok can yakar. Sanmayın evet. Ki Aydın Ataman canı yanınca oturacak böyle, kuzu gibi oturacak sanmasın. Evet. Kimse o planların peşinden vazgeçsin. Allah şeytana uydurmasın. Gelsin kim benden ne istiyorsa. Para zaten ben para almıyorum ki. Evet. 150 kuş sana senden hariç. Sen geldin dadandın kümesime sen veriyorsun kuşları. Evet. Ben parayla kuş vermiyordum. Geçen sene 150 kuş vermişim. Bunun satıcıları peşinde. İnan 146 tanesi hediye. Biliyoruz. Her camiye zaten ha, bunu biliyor. Ben 146 kuş hediye vermişim ama bu işlere sakın girmesin. Kimse aklında olanlar çıkartsın. Arkadaşlar Türkiye'nin büyük isimleriyle beraberiz. Başta Aydın Ataman abim ve sevgili Melih Başkanımız, Sebahattin abimiz, Ağrı'dan misafirlerimiz, Rasim Düzgün abimiz, Murat Akbaş kardeşimiz hep beraber oturduk, istişare yaptık. Oturduk iyi kötü.
İçimizi boşalttık yani. İçimizi boşalttık, istişare ettik. Bu camiyi nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Daha iyisini nasıl bulabiliriz diye. Bunları da bu konuşmada da sizle paylaşmak istedik. Bir kusurumuz olduysa affola. Hepinizden ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar, selamlar olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Camia burada. Biraz sonra arkadaşlar 10.30'da yani 22.00'da 22 mi oluyor? Evet. 22.00'da 22.30'da pardon 22.30'da Köy TV ekranlarında Aydın Ataman sunumuyla Köy TV ekranında Kara Mustafa dayımız Mustafa Aslantaş dayımız ailecek bir çekim olarak hep beraber oradayız. Ayrıca böyle çekim yapmak isteyen arkadaşlar varsa çekinmesin. Arasınlar beni abi, ben de çekim yapmak istiyorum. Biz de il olarak, mahalle olarak biz de bu işte varız. Çekim yapar mısın derlerse biz başkaları gibi para mara peşindeyiz. Evet. Geliriz, zaten gideriz. Çekimi yaparız. Güzel bir ortam sağlarız. Anladın mı arkadaşlar? Anladım. Kendini ispatlamış insanlar olacak değil mi? İspatlamasın. Zaten meraklı olsun yeter. Meraklı olsun merak yeterli. Vermiş olsun. Ben bu işi seviyorum abi. Hani adımız güvercin sevdamız. Evet. Bu sevdaya gönül verenlere biz de gönülden gideriz. Canı gönülden teşekkür ediyoruz Aydın abi sana. Akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Başkanlarıma, bütün başkanlarıma teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sağ olun.